Tozlaşma polen taneciklerinin stigmaya aktarılmasıdır. Evet, polen tanecikleri bu şekilde stigma'nın üst kısmına aktarılır. Peki bundan sonra ne olur? İşte size bu videoda bundan bahsetmek istiyorum. Bu videoda sperm hücrelerinin yumurta hücrelerine nasıl ulaştığını ve bebek bir bitkinin nasıl ortaya çıktığını göreceğiz. O zaman çiçeğin dişi organına odaklanalım ve tozlaşma sonrasında neler olacağını görelim. Polen taneci stigmanın üst kısmına geldi. Öncelikle bundan çok daha fazla polen taneci olduğunu ve polen taneciklerinin genellikle bundan çok daha küçük olduklarını da söylemek istiyorum. Size normalden daha büyük olan bir polen taneciğini göstermemin sebebi olan biteni daha iyi bir şekilde anlatabilmek. Polen taneciklerinin içinde sperm hücreleri oluşur. Yumurta hücreleri de tohum taslağının içinde. O halde spermlerin bir şekilde buradan buraya aktarılması gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Polen tanecikleri stigma'nın salgıladığı yapışkan maddeyi emer ve polen çimlenmeye başlar. Tanecikten dışarı doğru bir tüp uzamaya başlar. Hemen göstereyim. Polen taneciğinden uzamaya başlayan tüp en sonunda yumurtalığın içine girer. Evet, işte bu şekilde. Uzayacak, uzayacak ve en sonunda buraya ulaşacak ve bir yumurtanın içine girecek. Tüp bu şekilde spermler için bir yol hazırlıyor ve onları yumurtanın içine getiriyor. Peki sizce polen tüpü yumurtaların nerede olduğunu nereden biliyor olabilir? Yumurtaların salgıladığı bazı kimyasallar polen tüpünün bu kimyasalları algılamasını ve onlara doğru uzamaya başlamasını sağlıyor. Buna kemitropizm deniyor. Kemitropizm kelimesindeki tropizm hareket, kemi ise kimyasal anlamına geliyor. Her neyse, ne diyorduk? Polen tüpü uzamaya başladı ve bu sayede hemen şuraya çizeyim, sperm hücreleri de bu tüpü takip ederek yumurtaya ulaşırlar. Harika. Peki bundan sonra ne olacak dersiniz? Hadi hemen yumurtaya odaklanalım ve bakalım. Bu kısmı büyüteceğim. Bu polen tüpünün ucu, bu da yumurta. Yumurtanın içine bakalım. Yumurta hücreleri yumurtanın içinde bulunur ve sperm hücrelerinin de zaten ulaşmaları gereken nihai hedef burasıdır. Bu noktada yumurtanın yalnızca yumurta hücreleri değil, başka hücreler içerdiğini de eklemek istiyorum. Bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 ve buradaki büyük hücreyi de sayacak olursak toplam 7 hücre olduğunu söyleyebiliriz. Büyük hücrenin içinde 2 tane çekirdek bulunur. Bu durumda da toplam çekirdek sayısı 8'dir. Şimdilik bu rakamları çok düşünmenize gerek yok. Diğer hücrelerle ilgili şu anda konuşmayacağız. Spermler polen tüpünden gelirler demiştik. Hemen sperm hücrelerini de çizeyim. Bunlar da çekirdekleri olsun. Evet, bu şekilde ilerleyecekler ve polen tüpü onlara nihayetinde yumurtaya ulaşacak. Bundan sonra sperm hücrelerinden biri yumurta hücresiyle birleşecek. Evet, sperm hücrelerinden biri yumurta hücresiyle, diğeri ise daha önce göstermiş olduğum bu iki çekirdekle birleşecek. Buradaki tek bir stoplazmayı paylaşan iki çekirdeği hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, sperm hücrelerinin ikincisi de bu çekirdeklerle birleşecek. Çok da önemli olmamasına rağmen size bunu söylememin sebebi sperm hücrelerinin ikisinin de birleştiğini bilmeniz. Tekrar ediyorum, Sperm hücrelerinden biri yumurta hücresiyle, diğeri de buradaki iki çekirdekle birleştiği için aslında gerçekleşen iki döllenme olayı olduğunu söyleyebiliriz. Çiçekli bitkiler için çift döllenme terimini kullanmamızın sebebi budur. Döllenme adını verdiğimiz olay sperm hücrelerinin bir diğer hücreyle birleşmesidir. Anlaştık mı? Şimdilik bu ikinci sperm hücresine çok fazla kafa yormanızı istemiyorum. Bunun içinde o kısmı sileceğim. Şu an için önemli olan sperm hücresinin yumurta hücresiyle birleşmesi. Bu birleşme sonucu yeni bir hücre elde edilir ve bu yeni hücre zigot olarak adlandırılır. Zigot neymiş? Sperm hücresinin yumurta hücresiyle birleşmesi sonucu elde edilen hücre. Artık bir zigotumuz var. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra birçok değişim göreceğiz polen tüpü görevini yerine getirdi ve artık ayrışmaya ya da parçalanmaya başlayacak. Zigotsa bölünmeye başlayacak ve bir hücreden iki, iki hücreden dört derken bir sürü hücre elde etmiş olacağız. Size bunu da göstermek istiyorum. Bakın zigot bölünmeye başladı. Bölünecek, bölünecek ve buna benzeyen bir yapı ortaya çıkacak şekilde bölünmeye devam edecek. Bu yapı da bebek bir bitki oluşturmak için gerekli olan yapıdır ve hemen not ediyorum, embriyo olarak adlandırılır. Embriyonun gelecekteki bitki olduğunu da düşünebiliriz. Buradaki yaprağa benzeyen iki yapı tohumdan çıkan ilk yapraklar olan çenek olarak adlandırılır. Not ediyorum. Çenek. Çeneklerin görevi embriyoya ihtiyacı olan besini sağlamaktır. Embriyonun büyüyünce besine ihtiyacı olacak ve bitkinin henüz yaprağı olmadığı için besinini bir yerden sağlaması gerekecek ve çenekler de işte tam bu noktada rol alacaklar. Bu noktada buraya her ne kadar iki tane çizmiş olsam da bazı bitkilerde iki tane çenek olmadığını da eklemek istiyorum. Bazı bitkilerde tek, bazılarında ise çift çenek olur. Şimdi iki çenek arasındaki bu kısma gelecek olursak bu kısım ileride yeni bir tomurcuğa dönüşecek. Şuraya pulumula yazıyorum. Evet bu ileride yeni bir filiz olacak. Son olarak bu kısımda yeni bir renk kullanacağım. Bu kısımda büyüyünce bitkinin köklerini oluşturacak. Kökçük olarak not ettikten sonra hemen bir tekrar yapalım. Kökçük kökü pulumula filizi oluşturacak ve çeneklerde. Aslında tam anlamıyla birer yaprak olmasalar da embriyo büyümeye başladığında ona besin sağlayacak olan yapraklar olarak davranacaklar. Bunun dışında gerçekleşen farklı değişimler de vardır. Örneğin bu dış katman sertleşir ve yumurta olarak adlandırdığımız bu yapı döllenmeden sonra tohum olarak adlandırılır. Evet, döllenmiş yumurta tohum adını alır. Harika. Peki bu esnada çiçeğe ne olacak? Bir bakalım. Çiçek burada. Az önce bahsetmiş olduğum tohum da burada. Nasıl değişiklikler olur diyecek olursanız, öncelikle döllenmemiş yumurtalar, bu arada videonun başında da söylediğim gibi ben size tek bir tane polen taneciyi gösterdim ancak polen tanecikleri sayıca bundan çok daha fazla olduklarından birden fazla yumurta döllenmiş olacak ve bu yumurtalardan bundan sonra tohum olarak bahsetmeye başlayacağız. Geriye kalan döllenmemiş yumurtalarsa ayrışacaklar. Bunun dışında bir bakalım. Artık stamenlere de ihtiyacımız yok ya da taç yapraklara. Bu sebeple taç yapraklar ve stamenler solacak ve çiçekten ayrılacaklar. Geriye kalan yumurtalık da şişmeye başlayacak. Büyüyecek, büyüyecek ve en sonunda meyveye veya sebzeye dönüşecek. Bu meyvenin içinde de tohumlar olacak. Size örnek olarak domates gösteriyorum ama söz konusu olan meyve ya da sebze başka bir şey olabilir. Biz de meyveyi yedikten sonra tohumlarını toprağa ekebiliriz. Domatesin tohumlarını yani çekirdeklerini ayırmak biraz zor olsa da bunu daha kolay bir şekilde yaparak toprağa ekebileceğiniz daha bir sürü meyve var. Peki tohumları toprağa ektikten sonra ne olur? Tohumlar toprakla buluşunca öncelikle kökçük adını verdiğimiz yapı gelişerek kökü oluşturur. Sonra pulumuladan filiz büyümeye başlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kökçük kökü pulumula filize oluşturuyordu çeneklerse bakın bunlar çenekler onlar da büyüdü ve neredeyse tohumun tamamını kapladı. Bunlar bitkiye ihtiyacı olan besini sağlıyorlar. Zaman geçtikçe filizden yapraklar çıkacak ve bu yapraklar fotosentez yapmaya başlayarak bitkiye besin sağladığında çeneklere ihtiyaç kalmayacak. Çenekler bu noktadan sonra solacak ve bitkiden ayrılacaklar. Bebek bitki bu şekilde büyümeye devam edecek ve bitki yeterli olgunluğa eriştiğinde çiçek açacak. Çiçekler polen üretecek ve bu döngü bu şekilde yeniden tekrarlanacak. Bahsettiğimiz bu süreç yani bitkilerin büyümesi, çimlenme veya diğer adıyla germinasyon olarak adlandırılır. Evet, bu videoda size bitkilerde döllenmenin nasıl gerçekleştiğinden bahsettim. Kısaca üzerinden geçecek olursak Tozlaşmadan sonra polen tüpü büyümeye başlar ve sperm hücrelerini yumurtanın içine ulaştırır. Sperm hücreleri yumurtaya ulaştığında biri yumurta hücresi ile birleşir. Bu birleşme olayı döllenme olarak adlandırılır. Döllenmiş yumurtaya zigot denir. Zigot bölünmeye başlar ve en sonunda embriyoyu oluşturur. Embriyo büyümeye başladığında ihtiyacı olan besini çeneklerden sağlar. Tohum çimlendiğinde ise kökçük kökü, pulumu laysa filize oluşturur. Tüm bunlar olurken çiçeğin diğer kısımları solar, yumurtalık şişerek büyümeye başlar ve nihayetinde meyveye dönüşür. Bitki büyümeye devam ettikçe çenekler de küçülür, solar ve besin ihtiyacını giderme görevini yapraklara devreder.